Yardım edin. Çıkartın beni buradan. Kimse yok mu? Lütfen kurtarın beni buradan. Yalvarırım. İşte adam bağırıyor. O kulede birisi var. O kuleye ulaşmam lazım. Nasıl çıkacağım ben o kuleye? Şuna baksana çok yüksek. He? Kulenin etrafında merdivenler var. Merdivenler sayesinde kuleye çıkabilirim. Evet işte işte merdiven burası. Tamam. Bunu başaracağım. Hadi hırsız bunu yapabilirsin. Evet. Bunu başarmam lazım. O adamı oradan kurtarmam lazım. Kim hapsetti ki o adamı oraya? Dur şuradan bakayım. Evet işte merdivenler gidiyor. Neredeyse ulaştım az kaldı. Evet. Haydi hırsız bunu başarabilirsin. Hop. Evet. İşte bu kadar. Az kaldı. Bayım geliyorum, kurtaracağım sizi. Yardım et evladım. Geliyorum bayım merak etmeyin. Evet. Bayım, işte geldim. Bayım şimdi sizi buradan çıkartacağım merak etmeyin. Evet, işte sizi kurtardım artık özgürsünüz. Sağ ol evladım. Kurtardın beni. Ben yıllardır buraya hapsolmuş durumdayım. Beni kurtaran kişi sen oldun. Çok teşekkür ederim. Ne istersen vereyim sana. Yok bayım. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Sadece size birkaç soru soracağım. Buyur evladım sor. Bayım sizi kim buraya hapsetti? Siz neden buradasınız? Evladım bundan yıllar yıllar önce biz bu şehrin ilerisinde bir köy var. O köyde oturuyorduk. Evet beyim o köyü biliyorum. Buraya gelirken gördüm. Terk edilmiş bir köydü. Evet evladım işte o köy. Çok fakirdik. O kadar fakirdik ki yiyecek yemeğimiz bile yoktu. Artık bir yerlerden para bulmamız lazımdı. Çünkü açlıktan ölecektik. Çok fakirdik. Ben de hazine aramaya çıktım. Her yere baktım. Her yeri dolaştım. En sonunda bir tane harita buldum. Harita bu şehirdeki madeni gösteriyordu. Kömür madeni. O kömür madeninin içinde bir sürü elmas var diyordu. Ben de karar verdim ve o kömür madenine indim. Ne yersem o kömür madenindeki elmasları birileri koruyormuş ve beni buraya hapsettiler. Yıllardır buradayım, çıkamıyorum. Bayım, size bir şey söyleyeceğim. Söyle evladım. Benim arkadaşım vardı, çılgın Onunla beraber zengin olmanın yollarını arıyorduk. Ve en sonunda bir harita bulduk. İşte bu harita. Bakın bayım elimde görmüş olduğunuz harita. Bu harita bizi aşağıdaki kömür madeninin oraya getirdi. Harita sayesinde zengin olabilirdik. Ve o kömür madenine indik. Kömür madenine indikten sonra kömür madenindeki gizli sandığı bulduk. Gizli sandığı açmaya arkadaşım çılgın gitti çılgın sandığı açacakken ortalıktan kayboldu. Onu arıyorum ama bulamıyorum. Hiçbir yerde yok. Nereye gitti bu? Evladım dediğim gibi bundan yıllar önce o kömür madenindeki elmasları birileri koruyordu. Ve yıllar yıllar geçti aradan o kişiler öldü. Ama o elmasları korumayı bırakmadılar. Şu anda o elmasları... O ölen kişileri ruhları koruyor. Ne? Nasıl yani? Ruhları mı koruyor? Bayım, şimdi arkadaşım çılgın nerede yani? O elmasları almaya gittiğinde birden ortadan kayboldu. Yani ruhlar yoksa çılgına bir şey mi yaptı? Evladım, sanırım ruhlar çılgını zamanda yolculuk yaptırmış. Yani çılgın zamanda yolculuk yapmış olabilir. Nasıl yani? Çılgın yani şu anda zamanda yolculuk mu yaptı? Peki geçmiş zamanı mı gitti yoksa gelecek zamanı mı? Onu bilemem evladım. Onu sadece ruhlar bilir. Gelecek zamana da gitmiş olabilir. Geçmiş zamana da gitmiş olabilir. Peki bayım ben çılgını nasıl kurtaracağım? Yani çılgın tekrardan bu zamana geri dönemez mi? Belki de çılgın şu anda bizi görüyordur ne dersiniz? Bilmiyorum evladım. Çılgını kurtarmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Olamaz ya. Ne yapacağız biz şimdi? Evladım, belki o ruhlardan aldığınız elmasları geri verirseniz onlar da çılgını geri getirebilirler. Bayım, iyi de ben ruhlardan elmas falan almadım ki. Sen elmasları almamış olabilirsin ama belki de arkadaşın çılgın elmasları almıştır. O yüzden zamanda yolculuk yaptırmış ruhlar ona. Bak evladım, arkadaşın çılgınla iletişime geçmen lazım. Tamam, o seni göremiyor, sen de onu göremiyorsun. Ama onunla iletişime geçebilirsin. Nasıl yani bayım? Çılgın beni göremiyor, ben onunla nasıl iletişime geçeceğim? Evladım bak şimdi. Eğer ki bir tabelaya yazı yazabilirsen, çılgın o yazıyı görebilir. Çünkü sadece birbirinizi göremiyorsunuz ama çılgın doğadaki her şeyi görebilir sen de görebilirsin. Mesela çılgın bir tane blok koyduğu zaman sen o bloğu görebilirsin. Ama çılgını göremezsin. Tabi ya. Çılgın o madenden çıkarken yere bloklar koymuştu. Ben o blokları görmüştüm. Ama çılgını görememiştim. O zaman yere bir tane tabela koyayım ve tabelaya çılgın o elmasları yerine götür yazayım. Belki çılgın bu tabelayı gördükten sonra elmasları yerine götürür ve ruhlar da çılgına bizim yanımıza geri ışınlar. Değil mi bayım? Evet evladım aynen öyle. Bu dediklerimi uygula. Tamam bayım sağ olun. Siz de özgürsünüz artık. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz evladım. Evet çılgını kurtarmam lazım. Şimdi bir tabela bulmam lazım. Nereden bulacağım ben bu tabelayı? Çılgın şu anda buralarda bir yerlerde olabilir. Ama çılgını göremiyorum. O da beni göremiyor. Tamam. Çılgına mesaj yollayacağım. Şimdi şuradan bir tane tabela yapayım. Ve çılgınla iletişime geçmeye çalışayım. Öf, öf. Hırsız beni bırakıp gitti. Neden gittin hırsız? Sattın beni. Ben şimdi burada ne yapacağım? Hırsız neredesin? Lütfen çık ortaya. Yok. Hiçbir yerde yok. Nerede sinirsiz? Ne olursun cevap ver. Nerede ya bu? Nerede? Evet. işte bir tabela yaptım. Bu tabela sayesinde çılgına bir mesaj bırakabileceğim. Acaba bu tabelayı nereye koysam? Hepsi bu elmaslar yüzünden oldu. Atacağım bu elmasları istemiyorum. Bu elmaslar yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Yeter artık istemiyorum bu elmasları. He? Ne oluyor lan? Gökten elmas yağdı. Ulan bu elmaslar nereden geldi? Yoksa çılgın burada mı? Çılgın burada olabilir. Çılgın. Çılgın burada olabilir. Evet. Elmasları yere attı ve ben elmasları gördüm. Tamam. Tabelayı şuraya koyayım da belki çılgın okur. Çılgın. O elmasları geri götür. Hırsız. Umarım görür ya. Not bıraktım. İnşallah görür. O elmaslar yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. <laughs> Bir daha almayacağım bu elmasları. He? Bu da ne? Çılgın. O elmasları geri götür. Hırsız. Nasıl yani? Çılgın o elmasları geri götür hırsız. Buna hırsız mı yazmış? İyi de geri götürünce ne olacak? Evet çılgın elmasları aldı. İşte sanırım geri götürecek. Dur bir not daha yazayım. Çabuk çabuk çabuk. Lan ne oluyor tabela yok oldu. Tabela nereye gitti? Tamam şu tabelayı de koyayım şuraya da belki çılgın okur. Çılgın. O elmaslar... Lanetli. Geri götür. Umarım o kurye. İşte tabela geri geldi. Çılgın. O elmaslar lanetli geri götür. Bunu hırsız yazıyor olabilir. Burada bir şeyler oluyor. Ben bu elmasları geri götüreyim en iyisi. Hırsız kesin bir şeyler biliyor. Kesin. Ne oluyor ya çok garip şeyler oluyor. Ben bu elmasları geri götüreyim en iyisi. Başımız belaya girecek yoksa. Koş çılgın koş. Bu elmasları geri götürdüğüm zaman belki de hırsız yanıma geri gelebilir. Evet evet. Çok kötü şeyler oluyor buralarda. Hemen bu elmasları yerine koyayım. Çabuk çabuk. Evet, işte burası. Hemen aşağı inmem lazım. Kömür madene Koş çılgın koş. Bu elmasları yerine götürmem lazım. Çabuk 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 çabuk. Umarım çılgın görmüştür yazdığım notları ve elmasları geri götürüyordur. Umarım. Neyse şunu kırayım. Çılgın lütfen geri dön. O elmasları bırak. O elmaslar lanetli. Ben de şu kömür madenine doğru gideyim. Belki geri bırakır da çılgın yanıma geri döner. Bunu başarabilirsin çılgın güveniyorum sana. Evet madene geri geldim. Şu elmasları hemen yerine götüreyim. Çok korkuyorum çok. Çabuk çabuk çabuk. Eğer ki beni görüyorsanız özür dilerim. Elmaslarınızı çaldığım için özür dilerim. Yerine koyuyorum. İşte tüm elmaslarınızı yerine koyuyorum. Lütfen beni affedin. Affedin beni yalvarırım. Ne oluyor ya? Her yer karanlık oldu.